İzmir Bayraklı'da gece yarısı mahalleli sokaklara döküldü. İki kat ev alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeni ise prizde unutulan şarj aleti. Bu genel bir sorun, bir alışkanlık. Birçoğumuz telefonlarımızı uyurken sabaha kadar şarjda bırakıyoruz ve aslında büyük risk alıyoruz. Allah'ım sen kim ya Rabbim sen kim? Prizde bırakılan şarj aleti yüzünden koca ev küle döndü. Allah'ım sen koru ya Rabbim sen koru. Gecenin üçünde sardım. Gece yarısıydı. İzmir Bayraklı'da iki katlı ev alevlere teslim oldu. Evin sahibi kendini son anda dışarı atmayı başardı. Yaşananların sebebi ise prizde unutulan telefon şarjıydı. Üstelik bugüne dek defalarca uyarı yapılmasına rağmen. Allah'ım sen koru ya Rabbim sen koru. Facia ucuz atlatıldı ancak bu ilk değil. Uyurken cep telefonunu sabaha kadar şarjda bırakmak bazı kullanıcılar için ne var ki bir alışkanlık. Gece yatarken cep telefonunuzu şarja takıyor musunuz? Gece yatarken telefonu şarja takıyoruz ama bu büyük bir hata. Cep telefonlarının patlamasının pek çok sebebi olabiliyor. Pillerin darbe alması, aşırı ısınması ya da deforme olması gibi. Ancak gerçek şu ki cep telefonları şarjdayken risk olasılığı çok daha fazla olabiliyor. Telefonu şarjda çok unutmamak gerekiyor. Hatta hiç bırakmamak gerekiyor. Çünkü bıraktığınız zaman elektrik kesimleri oluyor. Telefonun bataryasını da etkiliyor. Çok ısındığı zaman da patlama riski de oluyor. Bence yatarken doldurabiliyoruz. Öbür gün sürekli kullandığımız için yapacak bir şey yok. Uzmanlar telefon kullanıcılarını uyarıyor. Dikkat edilmeyen noktalar can yakıcı sonuçlara yol açabiliyor. Yatarken şarja takmak yerine %100 olmadan şarjdan çıkartmamız, %20'ye geldiği zaman da şarja takmamız gerekiyor. Kullanılan şarj cihazlarının orijinal olup olmaması da büyük önem taşıyor. Orijinallik farkından da çok kaynaklanır. Orijinalde %5 ihtimal varsa yan sanayilerinde de %75 ihtimal vardır. Biz her zaman orijinali tavsiye ediyoruz. Allah'ım sen koru ya Rabbim sen koru.